Herkese merhabalar arkadaşlar. Takipçi videolarının yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Bakalım bu hafta sizlerden neler gelmiş. Yine çok güzel maçlarımız var. İki parça halinde yapacağım bunu. Aslında 8 tane videoyu tek videoda, yani 8 maçı tek videoda paylaşacaktım ama hem cumartesi hem de pazara video olsun diye 4'ünü buraya koyacağım. 4'ünü de yarın paylaşacağım. Öncelik bu nedir peki diyenleriniz olabilir. Bir tane kendi maçımı koyayım dedim. Çünkü anlatacağım bazı şeyler var. Bahsetmek istediğim onları bir bahsedeyim. Herhangi bir şekilde arkadaşlarımızın maçına yansımasın diye bir tane de benden gelenlerden koydum. Şimdi siz Mavşen maçımı izlerken ben de şundan bahsedeyim. Çok sık soruyorsunuz arkadaşlar. Artık bunu aldım her gün. Yani 7-8 kez soruluyor bana. Farklı kişilerden. Maçı nasıl göndereceğim? Defaatle anlattık. 3-4 kez anlattık. Takipçi videolarına başlarken anlattık. 2. 3. videosunda anlattık. Arada yine anlattık ama halen soran arkadaşlar var. Gönderemiyorum diyen arkadaşlar var. Bir kere daha bahsedeceğim abi. Okuma yazması olmayan adam anlatır gibi anlatacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Bundan sonra soran olursa da direkt 9. video galiba bu. Sizden gelenlerin 9'un başını izle diyeceğim. Ya videoları falan izlemiyorsunuz yani bilmiyorum veyahut da işin kolayına kaçıyorsunuz. Ben anlamadım abi yani. Çok basit aslında göndermesi ama tekrardan dediğim gibi anlatayım. Şimdi bir kere dışarıdan sizin kaydettiğiniz yani başka video programıyla vesaire kaydettiğiniz oyunları almıyorum. Sadece oyun içi kayıt alıyorum arkadaşlar. Siz bana kaydı göndereceksiniz. Ben onun videosunu çekiyorum zaten. Şimdi peki bana kayıt gönderecekse nasıl yapacaksın bu işi? Bir kere ayarlardan oyun içi kayıtlarının açık olması gerekiyor. Yoksa zaten gönderemezsin. Oyun içi kayıtlarını açtın. Güzel bir oyun çıktı ve bana göndermek istiyorsun. Ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Kayıtlar kısmına geçiyorsun. Telefondan, tabletten veya PC'den oynuyor olabilirsin. Fark etmez. Kayıtlar kısmına geldiğin zaman göndermek istediğin maçın üstüne tıklıyorsun. Ama tam ortasına tıklama çünkü maçı açar. Kenarda bir yere tıkla o maçı seç yani. Seçtiğin zaman zaten sana aşağıda iki tane seçenek verecek. Seçeneklerden bir tanesi kaydı sil, diğeri ise ya dışa aktar oluyor ya da dosya konumuna git veya paylaş seçeneği oluyor. Bu cihazdan cihaza değişiyor arkadaşlar. O yüzden hepsini söylüyorum olabilecek ihtimallerin. Her neyse bizim sille işimiz yok. O diğer seçeneği seçeceksiniz. Yani dışa aktardı, işte gönderdi falan bunu seçmeniz gerekiyor. Şimdi onu seçiyorsunuz. Dediğim gibi bazı cihazlarda dosyanın konumunu aktarıyor sizi, bazı cihazlarda direkt paylaş diyor. Paylaş gelirse eğer direkt mail ile paylaşıyorsunuz. Gmail üstünden şimdi vereceğim. Açıklamalar kısmını da yazacağım. Her videoda yazıyorum zaten ama oradan bana gönderiyorsunuz. Dosya konumuna gel yani çık. Dosyanın olduğu konuma sizi atıyorsa da oradan sizi attı zaten seçili olarak atıyor. O seçilen yani göndermek istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz abi bana. Kopyala deyin veya sürükleyip bırak yaparsınız. Nasıl yaparsanız yapın açın mailinizi. Dosya gönder kısmından şimdi vereceğim adresi yazacaksınız. Oradan da bana göndereceksiniz. Gönder diyeceksiniz. Bazıları boyut büyük falan diyor. Ne gönderiyorsunuz bilmiyorum abi. 1 MB 2 MB bu kayıtların boyutu normalde. Yani ben sizden video çekin falan bana gönderin demiyorum tamam mı? Mail adresimiz biliyorsunuz zaten HCTTPLI Hacettepeli benim oyun için nickim. Videonun başında da görebilirsiniz. Birazdan oyun sonu sonuçları da görürsünüz. HacettepeliVotB@gmail.com açıklamalar kısmını da yazarım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. O şekilde kayıtlarınızı bana gönderebilirsiniz. Lütfen her gün sormayın abi. Nasıl göndereceğim? Bir diğer konuysa işte elimde 6000'lik maç, 6000'lik 7000'lik maç var. Atayım mı yayınlar mısın? Böyle saçma sapan sorular sormayın abi bana ya. Yani ne diyeyim ben sana? Yayınlar mıyım? Yayın gönder. Yayınlarsam yayınlarım yani. Hoşuma gider. Hoşuma gitmezse yayınlamam. Göndermek istiyorsan gönder. Göndermek istemiyorsan gönderme. Kimse seni zaptır aptı altına almıyor. Yani lütfen garip garip şeyler sormayın bana. Onun dışında başka bahsedeceğim bir şey var mı? Bu çünkü kayıtlarla ilgili çok soru soruyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hepinize cevap veriyorum ama artık yoruldum. Yani hep aynı şeyleri söylemekten sürekli söylemekten yoruldum gerçekten. Lütfen
Tekrar ediyorum. Göndermek istediğiniz kaydınız varsa gönderin. Herkese açık. Yani isteyen istediği maçı gönderebilir. Ben içlerinden bakıyorum. Bazı arkadaşlar arada bir sitem ediyor. Lütfen sitem de etmeyin bana. Yoksa kızacağım artık. Çünkü mailde falan sitem ediyorlar. Mailden söylüyorum. Bu kadar abartmana ne gerek vardı falan filan söyleyenler oluyor. Ya kardeşim sen diyorsun ki bana benim maçımı niye koymadın? beğenmedim koymadım abi yani. Veya daha izlemedim, görmedim. Veya koyacağım daha hazırlıyorum. Yani lütfen böyle şeylerle de gelmeyin bana. Garip bir Mauşen maçını izlemiş oldunuz arkadaşlar. İlginç ilginç adamlar görüyorsunuz. 3-0 mıydı, 4-0 mıydı? Ben dedim herhalde maç yine piç oldu gittik. Ama işte zırhlı bir tank. Rakip de böyle pert olunca böyle 5700 hasarla bir mermim daha vardı burada gerçi ama üstünlükten kazandık. Karşılaşmayı almayı başardık arkadaşlar. Böyle bir karşılaşma oldu. Yine söylemiş olduk. Nasıl göndereceğinizi anlatmış olduk. Şimdi asıl sizden gelenlerin kısmına geçelim. İlk karşılaşmamız IS3 Defender TR Akşamcı oynuyor. Katıl butonuyla bize destek veren arkadaşlardan bir tanesi. Kendisine sözüm vardı. Bir tane maçını alacağım diye Type 61 maçı da göndermişti. Gayet güzel bir karşılaşmaydı. Hatta orada çok güzel bir Eus sahnesi vardı. Onu da kırptım. Belki yine bir intro olarak kullanırım onu da bir yerde. Neyse. IS3 Defender maçı daha çok hoşuma gitti. Bu maçını koyuyorum şu anda. Siz de kanalımıza katıl butonuyla destek verebilirsiniz. Destek vermek isterseniz. Neyse. Devam edelim. Şimdi Defender'le geldi abi. Çile çekenlerin atası Şipi'ye bir tane ortadan koydu. HMR bir adam. İşte yapacak bir şey yok abi. Böyle adamlar Şipik oynuyorlar. Birazdan yine karşımıza gelecek o adam. Neyse. Bakınıyor şu an acaba Şipik tekrardan çıkar mı oradan ama. Evet çıkıyor ama biraz korkuyor tabii. Bu sefer yediği merminin etkisiyle birlikte daha o acı geçmemiş. Neyse. Gidiyor bakalım. Aslında geçiyordu. Burada IS3'e attı. Bir tane daha Şipik'e atabilirdi. Neyse Şipik te oradan geldi. Buraya girdi. Buradan geri çıktı. Geri gidiyor abi. Şimdi aim koydu. Sol tarafa dönerse acaba diye ama sağ tarafa dönüyor adam. Neyse kalan son mermisinde yine IS3'e vurduktan sonra doluma geçiyor. Defender daha önce yine takipçi videolarında vesaire koymuş olabiliriz. Ben de yakın zamanda en çok oynadığım tanklarda zaten koymuştum. İlginç bir şarjörlü sistemi var arkadaşlar. 7.5 saniye gibi uzun aralıklarla dolduruyor. 22.5 saniye miydi galiba? Öyle bir de dolum süresi var. Veya 25 saniye de olabilir. Tam emin değilim. Öyle garip bir tank. Yani 15 saniye içinde 3 tane mermi vurabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Biraz garip bir tank. Ama güzel bir zırhı var. Özellikle 8 seviye girdiği maçlarda güzel sektirir. Yan zırhı falan da kuvvetlidir. Açıya da gelir tank. İşte kule de oynayabilirsiniz. Kağıt üstündeki işte kaç derece iyiliyordu falan çok hatırlamıyorum onları ben ama dileyenler Blistar'dan bakabilirler girip zaten kaç derece iyildiğine. Bu şekilde arkadaşımız şu an tıkır tıkır atışlarını yapıyor bakalım. Son mermisini de attıktan sonra şimdi doluma geçti. Korunaklı bir pozisyonda. İyi bir can puanı var. Gıcık bir bırakmadın beni. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi tekrar pozisyon alıyor. Bakalım 4-2 gerideler şu anda. Ama buradaki tankların iki tanesini neredeyse tek atış durumuna getirdi. Şimdi bir atış daha geliyor. Hala tekte değil Pantera ama şu an o da tek atış durumuna düştü. Bakalım Pantera'yı kovalamak mantıklı. Gerçi iki tane mermisi var. Burada ya eli yanlışlıkla çarptı eğer şeyde oynuyorsa. Efendime söyleyeyim tablette vesaire oynuyorsa veya bilgisayarda oynuyorsa bu mousepad mi oluyor ne oluyor o joystick'in olduğu bir kısım var joystick mi diyorlar ne diyorlar onu tam şimdi ismini hatırlayamadım abi tuşlara basıyorsun elin biraz oraya geliyor ya arada bir o oraya çarpıyor çok nadir de olsa boşa atış yapabiliyorsun veya bazen mouse'a elin takılıyor bir şekilde mouse'tan tık diye atış yapabiliyorsun abi öyle de olabiliyor orada bir tane atış boşa gitti. Neyse tek kaldı şu anda daha doğrusu çok az canlı bir arkadaşıyla birlikte bayağı sıkıntılı bir durumda kaldılar. Biraz nişan alıyor ama kötü bir yerine gitti bu mermi gördüğünüz üzere. Arkadaşı en azından IS3'ü çekti giderken şimdi kendisi de T26'ya doğru çekebilirse garanti atış yapması gerekiyor. Biraz hit'e çekti ve almayı başarıyor. Sekse biraz sıkıntıya düşebilirdi. Şimdi kaçış pozisyonuna doğru geçiyor. Tekrardan hemen doluma geçti. 1 vs 1 kaldılar ancak T-34 full canda. Yani 1800 canı var. Kendisinde 1200 küsur canı var. Şu noktada avantajlı tank T-34. Yalnız üstünlük gibi değil. Normal karşılaşma savaşı.
Biraz bakalım açı maçı. Şimdi bakın yalnız T-34 de güzel bir yerde. Özellikle önüne oradaki tankın şeyini, cesedini aldığı için şu an gördüğünüz gibi delinmesi oldukça zor. Kafasına deneyecek burada, yani yapacak fazla bir şey yok ama bu ilk atış maalesef boşa gidiyor. Hemen tekrardan doluma geçiyor. Şimdilik kendisi de hasar almadı ancak T-34 de halen full canda. Buralar birazcık böyle beklemeli arkadaşlar. Muhtemelen arkadaşımız da işte ne yapsam diye düşünüyor. Şimdi 3 mermiyle alamayacak, yani 2 tane şarjör boşaltması lazım. Burada birazcık böyle sinir harbi yaşayacaksın rakibinle. Birazcık çıkmış burada. Kendisi vurdu, rakibin atışı paletinde kalıyor. Güzel oldu. Bir tane de kafasına vurabilse aslında çok iyi olur ama bakalım, tekrardan bakınıyor. Biraz yukarıya doğru atıyor. Az daha aşağıya atmış olsa belki isabet ettirebilirdi. Bu da olmadı. Şimdi mermiyi yedi, kötü oldu. Bir kafasına artık gelir mi? Yani artık gelsin lütfen. Evet, bu kez vurmayı başarıyor ve geri çekiliyor. Şimdi 1000 küsür cana bıraktı. 3 mermiyle alabilir. 3 mermiyle alabilir. Yalnız Heat mermi de şu anda dolduruyor. Avantajlı, şu an kendisine geçmiş durumda. Kendisinin can puanı şu an ekran bayağı küçük, göremiyorum ama 2 mermi de ölmeyecek şu anda anladığım kadarıyla. İkisi de birbirini geçerken yakalıyorlar. Kendisi de doldurdu. Aynı anda birer tane vuruyorlar. Yalnız Heat mermi de muhtemelen fark etmedi. O yüzden düşük çekti ilk mermisi. Bakalım ikinci mermisi ne olacak? Yine kafasına doğru nişan alıyor. Zaten buraya Heat atmak gerek. İkinci mermiyi de vurdu. Birazcık riskli bir can puanda sektirmeyi de başarıyor. Henüz tekte ölmeyecek ama öyle de bilir. 474 canı var. Şimdi yanına doğru geçiyor. Bakalım alabilecek mi? Birazcık bakınıyor. Evet, 390'ı vurmayı başardı. Yani eğer bu düşük çekmiş olsaydı geçmiş olsundu biraz. Burada şans biraz da kendisinin yanındaydı ama güzel oynadı. 5100 hasarla tamamladı. Özellikle o sonda T-34'e karşı her ne kadar kaçırdığı atışlar vesaire de olsa da soğukkanlılığını çok iyi koruduğunu düşünüyorum ben ve güzel bir karşılaşma gösterdi bize Defender'le alakalı. Şimdi ikinci karşılaşmamız sizden gelenlerden M4A1 Revaloris. Daha önce videosunu koymuştuk bu tankın ama bu karşılaşma da gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Almasak olmazdı. Mystic oynuyor. Bakalım neler yapmış. Direkt orta tarafa gidiyor. Kulesi eğilen bir tank M4A1 Revaloris. Bir premium tank ve nadir bir tank arkadaşlar. Direkt ağaçtan alamıyorsunuz. Ara ara satışa geliyor. Daha önceki takipçi videolarının 3. 4.sünde veya kaçıncısında hatırlamıyorum da yine bahsetmiştik tanktan. Bu tank 2 kez ayrı ayrı buff aldı. 310 atıyordu önceden, şimdi artık 350 vuruyor. İşte daha iyi bir dolum süresi de var. 8.5 saniye o civarda falan 350 vuruyorsunuz. Normalde bu seviyedeki ağır tanklar 8.5 saniyede 310 vuruyor. Siz 350 vuruyorsunuz. Yani öyle bir avantajınız var. Kule zırhı var abi. Yani tankta o kafasından mafasından sektiriyor ama ön zırh, yanlar falan kötü. Ha, delecek adam yine kafanızdan da deliyor sizi. Orası da ayrı mesele. Bakalım buradan bir atışını yaptı. Topu çok iyi eğiliyor. Kaç derece olduğuna bakmadım. Merak etmiştim aslında ama şuradan neyse şimdi bakmayalım. Siktirdin abi. Ben bir ara Blister'dan bakarım ama çok güzel bir top eğimi olduğunu burada özellikle gösterdi zaten bize arkadaşımız. Yani tank gerçekten alınabilecek bir premium tank gibi duruyor. Kredi getirisi de iyiyse ben hiç düşünmeden alırım bu tankı. Özellikle de güzel medium oynuyorsanız hani para harcayacaksan böyle bir tankı harcayabilirsin abi. Çünkü gerçekten ciddi top aim var abi. Hiçbir şeye para vermezsen zaten sırf şu top aimine para verirsin bu tankın. Öyle güzel bir tank. Yani şu an gördüğüm kadarıyla LTTB kaçıyor gibi ama evet, paletlediler abi LTTB'yi. Kaçıyordu normalde. Kendisine de bir ekmek çıkmış oldu. Kafasının üstünden geçen atışlar vesaire vızır vızır veya arkadaki tankları atıyor olabilirler şu anda. Bakalım bir atış kaçtı buradaki atış. Şuradaki eleman çıkıyor gibi, ona bir atış gelse güzel olur. Bakalım gelecek gibi. Şu an binaların falan arkasında ama bir tane güzel atış geldi yine. Black Prince burayı zorluyor şu anda. 3K'ya yaklaştı hasarı. 1-0 gerideler. Geçen tanklar var. T26, T4'ler duruyor. Geçmiyor da. Güzel. Bir tane vurdu. Bir tane daha gelir mi? Aşağı doğru iniyor gibi. Yo, hala duruyor abi adam. Bir tane daha vurdu, güzel. Seviyoruz böyle tankları, hareketsiz tankları. Bir daha geliyor, şimdi evet aşağı geliyor. Bu kez kaçtı, kafasının üstünden vurmaya çalıştı ama olmadı. Top aim'ini çok güzel kullanıyor, can puanı da fena olmayan bir durumda. Yine burada çıkaraktan Black Prince'e bir atış daha yapıyor.
Bakalım yatış daha gelir mi? Gelecek gibi duruyor şu anda. Birazcık fazlaca çıkıyor. Sektirmeyi başardı, vurmayı da başardı abi. Gerçekten çok güzel bir top eğimi var. İyi bir oyunculuk örneği de gösteriyor zaten. Bu haritada oynuyorsun abi. Medium tank oynuyorsan, kulen de eğiliyorsa oynayacağın yegane yer burası. Mesela T26, T4'ünde kulesi çok zırhlıdır ve iyi eğilir. Ama o burada oynamıyor. Çünkü neden? Kötü oyuncu. Ama arkadaşımız iyi oyuncu ve güzel hasarları da yapıyor şu anda. Epey bir hasara ulaştı. 438 böyle skilli merminiz denk gelirse, çünkü 350 vuruyorsunuz. Bayağı yüksek hasarlar yapabilirsiniz. Bakalım, ön tarafın döndü. Kafasının üstüne yukarıdan bakıyor. Bence sol tarafı tercih etse daha mantıklıydı. T26, T4 bence biraz daha sol tarafından daha rahat deniliyor ama neresini atarsan at, şu pozisyonda tabii ki düzgün atarsan yukarıdan baktığın için rahatlıkla delersin. Geriye dönüyor, bakalım Black Prince gelecek mi? Yok, Black Prince başkasına şu anda kafayı takmış durumda. Geç adamı da çekti. Şimdi Black Prince'e ilerliyor. Arkadan gelecek bir tank daha vardı. Kim göremedim ama orada bir tank daha vardı. İlerliyor bakalım. Evet, Black Prince'i de burada çekiyor. Şimdi iki tane tank sol tarafta. Evet, Panther'miş arkadaki tank ve kafasının üstünden mermi geçti abi. Bir tane vurdu. Tek atışa düşürdü Panther'i. Geriye doğru dönüyor. Yalnız şu an sürücüsü yaralı durumda. Bakalım, gelesiye bir tane daha vuruyor. Gayet güzel ve 6-3'e getirdiler. Kendisi de 5900 hasara ulaştı. Bir tane oyuncuları kaldı. Bakalım, Bulldog yapacak fazla bir şey yok. O da kaçıyor şu anda oradan. Aradan görür müyüm diye bir atış ama olmuyor. Halen geliyor dolumda şu anda. Geçesiye bakalım, güzel nişan alırsa şurada açıkta yakalayacak çünkü. Aynen de öyle oluyor. Bu da tuzu biberi oldu güzel oyunun. Süsü olmuş oldu. 6100 hasar görüyorum ben şu an sol tarafta. Gayet güzel bir medium tank oyunu gösterdi bize. Eline sağlık diyoruz. Çok keyifli bir oyundu. Bu arada burada bayağı bir maçlar yoğunlaştı. Benim karşılaşma buradaydı. Yine bir maç var. Bir maç daha var burada. Bakalım. Bu kanyon haritasında yüksek hasarlı maçların çıkma potansiyeli gerçekten fazla demek ki. Neyse, arkadaşımıza eline sağlık diyor ve 3. karşılaşmaya geçiyoruz. Erol Deniz Aksoy oynuyor. 50 M ile oynuyor ve bayağı yüksek hasarlı bir karşılaşma. 50 M'nin ciddi özelliklerini de bize gösterdiği bir karşılaşma. T54'de birazcık hani bu tarafa geldiği bir tane mermi attı. Bu ilginç de bir karşılaşma. Arkadaşımız, bilmiyorum şu an mermisini saymadım ama arkadaşımızın mermisi bitiyor arkadaşlar. Maçın sonunda göreceksiniz. Eksik almış olabilir, bilemiyorum. Yani şu an ekran çok küçük, fark edemedim ben. Şeyde izlerken falan söylersiniz veya ilk gösterim koyarsam orada zaten konuşuruz. Tam emin değilim. Eksik mermi almış olabilir. Neyse, 30B mi? Galiba AMX-30B buraya geldi. Şu iyi bir pozisyonda ona karşı. Elemenin ön zırhı kuvvetlidir arkadaşlar. Kule zırhı da falan kuvvetli. Topu da eğilen bir tank. Hani kıvraklığına da fena olmayan bir tank. Bunun dışında RAM kabiliyeti de var. Görüyorsun abi. Tıkır tıkır işlerini yapıyorsun bu tankla. İlk önerdiğimiz medium tanklardan bir tanesi, kendisi T62A ile birlikte hangisini isterseniz onu şey yapabilirsiniz. Şu an topunu kırdılar. Kırık toplu oynuyor. Bilmiyorum, fark etti mi, tamir etmiyor yoksa fark etmedi mi, etmiyor. RAM'e geliyor burada, bir mermi hasarı da böyle vurdu. 250 mi abi? O adam H attı abi. H ile 250 vurdu. Yani bu da güzelmiş. Bunu da görmüş olduk. Neyse. Halen dediğim gibi tamir etmiyor. Burada bazen şey de olabilir. Şimdi tamir kitinin bir tanesini kullandın. Büyük kiti kullanmak istemeyebilirsin. Çünkü o büyük kitle süreli kullanıyorsunuz, biliyorsunuz bunları. 90 saniye falan sürüyor. Hani o süre zarfında ne bileyim birini iyileştirmeniz falan gerekir. Ne bileyim, öyle bir şeyler olabilir. İhtiyacınız olur. O yüzden diğerini bekliyor olabilir. Veya fark etmemiş de olabilir. Bilemiyoruz. Ben maçı izlerken biraz takıldım açıkçası bu konuya. Neyse. Şu an 5 etap ile şu an bak burada şey yapıyor, böyle uğraşıyor ama yazık tank işte, görüyorsun abi, yapacak hiçbir şey yok, kaçıyor burada. Yani 5 etap, evet, fena olmayan bir tank ama böyle ön zırhtan 50 ile de mücadele edebilecek bir tank değil. Şimdi VT'leri burada, AP kaçtı artık. VT'ye ben gidecek diye tahmin ediyordum ama vazgeçti gitmekten. Biraz garip bir oyun stili var arkadaşımızın. Yani en azından benim garibime gitti abi. Birazdan tekrardan göreceksiniz zaten yaptığı hareketleri falan. Böyle izliyorsa falan kendisi de yorumlarda vesaire de söyleyebilir hani neler düşündüğünü. Bana biraz garip geldi.
bir tane sektirdi, vurdu da burada VTAF'u. Şimdi saldırıyor bakalım. Burada bu arada saldırmamasına garip demedim arkadaşlar. Birazdan neden garip bir tarz dediğimi göreceksiniz, anlayacaksınız. Karşıdaki Behçet, evet, ciddi ciddi bekliyor şu anda. Atilla çıkan 50 MD elmeye çalışan bir Behçet AP'miz var abi, geçmiş olsun rakip takım için. Şimdi ilerliyor bakalım, VTAF burada. Ama geriye kaçtı. VTAF kaçtı. İyi bir can puanı var yine de, özellikle remlerse falan hani bir mermide öyle hasar vurur zaten. Şuradan tepesine doğru atlayacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım, ya hak diyor burada. Bir tane yedi, bir tane vurdu. Remlemeye doğru gidiyor. Biraz bir remledi ama tam istediği o remi yakalayamadı arkadaşlar. Bir mermi daha burada geliyor. Çok az bir canı kaldı ama işte adrenalin falan da bastı rakip ve maalesef ikinci mermiyi de yiyor. Çok az bir can puanı kaldı ve 5-2 durumdalar. Yani şu an iyi durumdalar, 5-3 oldu. İki tane tankları kaldı. Biri E75, diğeri E100. E100 geçiyor. E100'ü yakalayamadı geçesiye. Burada E75'i fark ediyor ve E75'e atışlarına başlıyor. Şimdi E75 kendisini henüz fark etmemiş gibi duruyor. Şu an zaten biraz korunaklı pozisyonda gibi. Az geriye çekildi. Evet, E75 gözüküyormuş. Bir kere daha vurdu. Şimdi E75 kendisini fark ediyor artık. Pozisyon aldı. Gördüğünüz gibi kapalı gönderdiği bir atış girmiş olabilir, girmemiş de olabilir. Çünkü açıya denk gelirse. Şimdi burada geri çekiliyor. Dedim herhalde şu aradan gidecek yani. Zaten iki tane adamları kaldı. Yani bir an önce gitsin, yardım etsin orada. Çünkü full canlı bir E5'leri var. Onu kullanmak gerekli. Burada arkalardan dolanıyor. Ne düşündüğünü bilmiyorum abi. Sadece garibime gitti. Doğru oynuyorsun, oynamış olabilirsin. O noktaları yargılamıyorum kesinlikle. Sadece merak ettim neden böyle yaptığını. Şimdi tekrardan aşağı doğru iniyor ve yani şuradan düz gidebilirdin normalde. Belki başka bir şey düşünmüş olabilir. O an aklından başka bir şey geçmiş olabilir. Bilemiyorum. İlerliyor bakalım. E100'e doğru ilerliyor şu anda. Aradan şimdi base'e girdi. Fark edilecek tabii ki ama o E75 çok böyle akıllı birine benzemiyordu. Geçerken bir atış yapmak istedi ama kayaya geldi. Evet, E75 şu an kendisine bakmıyor. Atış gelir mi? Geliyor. Güzel. Atış da geldi. Yalnız mermisi birazcık azaldı arkadaşlar. Yanlış görmüyorsam 8 tane mermisi kaldı. E75 döndü. Bir tane yine boş giden bir atış. Bu noktadan zaten E75'i delmek zordu. Şimdi tekrardan geriye çekiliyor. Bayağı bir geriye çekiliyor. Şu an muhtemelen spotu gitmiş olabilir veya tekrardan kafayı çıkarttıysa E75 spotu gitmeden görmüş olabilir. Belki onu da düşündü, bilmiyorum. Ama yapılan hareketler genel olarak doğru, görüyorsunuz. Burada tekrardan hani arkaya gidiyormuş gibi yaptı. Şimdi tekrar E75'in oraya gidiyor, onu kesmeye doğru. Bakalım şu aradan gözüküyor olabilir. Aynen de gözüküyor. 50M böyle ince atışları güzel yapan bir tank ve tek kaldı E100. Yalnız hepsi de tek atış durumda. Hatta şimdi biri daha gitti ve iki kişi kaldılar E100'e karşı. T4, T1, E100'ü delemiyor. Arkasından yakalayacak muhtemelen. Bakalım, yalnız mermileri çok azaldı arkadaşlar ve 1 dakikanın altında da bir süre kaldı. E100'ün arkasına girdi. Güzel. En azından T4, T1 çıkıp da kendini öldürtmedi abi. Yani bu da önemli bir şey. Paletine gitti, bir tane daha mermi boş gidiyor. Bu kadar az mermi kalmışken. T4, T1 delemiyor çünkü. Kendisinin hani işi yapması lazım. Mermi giderek azalıyor. E100 yanına geçti. Bir tane daha vurdu. Bakalım dönebilecek mi E100? Evet, vazgeçti E100. TL4 E1'e doğru dönüyor. Bir tane daha vuruyor burada. Tek mermisi kaldı. Heat mermisi kaldı. E100 TL4 E1'i çekiyor. Bunu kaçırmaması lazım. Çok önemli, kritik bir atış. 20 saniye kala delmeyi başardı ve son mermisini burada E100'e atıyor abi. Eğer bu mermiyi delemeseydi gerçekten ben o son 20 saniye nasıl dönecekti çok merak ediyorum. 7781 hasarla oldukça güzel bir hasar ve bayağı yüksek bir deneyimle karşılaşmayı noktaladı. Kuruşu kuruşuna kullandı abi. Sayısı sayısına kullandı mermilerini. Hepsini kullandı. Güzel bir oyun çıktı. Her şeyle eline sağlık diyoruz ve son karşılaşmamıza geçiyoruz abi. Son karşılaşmamız yine kanyon haritası. Alpstan 2014 oynuyor T110 E5 ile. Şimdi ne yapacağını az çok tahmin ediyorsunuz arkadaşımızın. Ortaya gidecek tabii ki, böyle zırhlı ve kulesi eğilen bir tank varken ortada oynamak en mantıklı şey. Bakalım, gidiyor ortaya doğru. Kendisiyle gelen birkaç tane daha tank da var şu anda.
Bu maçta garip bir karşılaşma arkadaşlar. Aslında bir tane E100 maçım vardı. Onunla birlikte paylaşacaktım. Çünkü bunda sonda özellikle E100 ile 1 vs 1 atıyorlar. Hani kullanan adamdan kullanan adama E100 nasıl değişiyor? Onu görmeniz açısından. Şimdi burada çıkıyor. Yalnız sol taraftan atış gelebilir. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Aynen de geldi o atış zaten. Burada fuck campers falan filan yazıyor. Bu tarz şeylere gerek yok abi. Neden gerek yok? O adam ne yapacak abi? Orada yatacak işte. Yani bunu senin düşünmen lazım. Gelip de adam senin önünde atmayacak değil mi seni kendine? Şimdi kendi takımında olsa yatmıyor diye kızarsın adama. Rakip takımda olunca yatınca kızıyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler. Neyse, bu çok önemli bir mevzu değil ama yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Bakalım. Bekliyor şu anda. Bir tane VK gördü. VK'ya bir atış istediği yere gitmiyor. Alt zırhına gitmiş olsa normalde deler ama üst zırhına doğru gitti. IS-7 böyle bayağı zorluyor abi ortayı. Şu an IS-7'ye vurmuyorlar da. Bir heat mermi burada E100'e geliyor. O E100'le birazdan yine karşılaşacağız. VK-45 oralardaydı. IS-7 de çıkıyor. Bir yandan onu da kontrol ediyor. Takımı açıkçası çok böyle düzgün bir oyun oynuyormuş gibi hissettirmedi bana. Neden dersen çünkü IS-7 bayağı çıkıyor abi. Üstüne basıyor şu anda. Zırh bonusunu kullanıp mermiyi sektirmeyi başardı. Bir tane hit vuruyor burada. IS-7 geri çekiliyor yalnız. IS-7'ye geçmiş olsun abi. IS-7 mefta. Maçın kritik noktalarından bir tanesi buydu bence. Çünkü IS-7 iyi oynayan birine benziyordu. Özellikle orada kule oynamasından dolayı takımının da tabii kötü olması bunun etkisi var ama IS-7'yi sürekli palette bırakıyor ama hala atış gelmiyor abi IS-7'ye. Bir tek kendisi vuruyor şu anda. Bakalım IS-7 işte abi gitti yani. Yapacak bir şey yok. Bu tamamen şans kısmet meselesi. Şu adam senin takımında olup senin takımında da AFK kalabilirdi. Arkadan bir atış aldı. Bakmıyor ilginç bir şekilde. Ya ben direkt bakardım. Evet şimdi bakıyor. Bir mermi daha yiyecek. Artık IS-7'yi bıraktı. Zaten çekiyorlar IS-7'yi. Şimdi VK'ya doğru ilerliyor. Düştü can puanı. Burada remlemesi yine diğer bir hatasıydı ama bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Yapışması da gerekiyor yani bir noktaya kadar kabul edilebilir. Hitle vuruyor. Hafif geri çekilince yedi mermi abi. Geri çekilmemek gerek. E5'te yapışacaksın adama. Arkadan atışlar gelebilir. Orayı da bir yandan kontrol ediyor. Oraya mı dönüyor dedim. Geri vazgeçti abi. Burada bu kadar adam varken oraya dönülmez çünkü. VT'den sektirdi. VK'dan sektirdi. Şu an kafa kafaya oynuyor. VT'ye bir atış daha burada geliyor. VK-45 kendisini bıraktı, başkasına bakıyor şu anda. Tekrar şimdi kendisine döndü. Bakalım yapışması lazım ama bu kez biraz daha dikkat ediyor. Yine sektirip vurdu. Ondan önce dolduracak ama zaten gerek kalmadan alıyorlar. 3 vs 3 durum. Şuradaki VT off'a bir an önce gitmesi gerekiyor. Çünkü VT birazcık burayı sıkıntıya soktu. Takım arkadaşın can puanı iyice düştü. Arkadaki oyuncuyu da çektiler. VT'ye bir tane normal mermi geldi. Bakalım mermi yememesi gerekiyor. Şu an hala çok riskli bir durumda. Bir tane daha vuracak ama VT o zamana kadar doldurmuş olacak. Bakalım. Şu an kafa kafayalar sektirebilir. H atsa yine hasar verebilirdi VT ama H atmıyor. Normalle delmeye çalıştı. Sektirmeyi başardı ve onu da çekiyor. 2 vs 1 kaldı. Leopar orada, E100 orada. Geliyorlar bakalım nereden gelecekler. Çok az bir can puanı var abi. E100 tekte H ile bile çeker. Leopar kötü bir yerden geldi. Bir tane vuruyor. Geçecek mi Leopar? Geçebilir çünkü. Vazgeçti. Leopar vazgeçti ama çok kötü bir yerde kaldı. Geri çekilse belki kurtaracak. Gerine çekilmiyor Leopar. Şimdi E100 geldi. E100'den de sektirdi aynı anda. Garip şeyler oluyor abi. Yani oyun hani maçı kazansın diye her şeyi yaptı ya. Gerçekten her şeyi yaptı. Arkadaşımız da şimdi hakkını yemeyeceğim. O da güzel oynadı. E5 gibi bir tankı böyle oynayacaksın abi. Yapışa yapışa oynayacaksın. Herkese yapıştı. Hataları vardı elbet. Rakibin hataları ama özellikle gerçekten E100 atamıyor şu anda abi. Bakalım kafa kafaya da E5. Yani E100 yukarıdan da bakıyor. Delebilir. Bu arada heat mermisi bitti. Normalle deliyor. Açı verse oradan da zor delecek ama E100 dik duruyor. He vur artık E100 diyoruz. E100 ateş etmiyor abi. Maçı aldı. Yani inanılmaz gerçekten çok keyifli bir karşılaşmaydı sonu. Lan aha gitti diyorum, aha gitti diyorum, aha gitti diyorum. Yok abi adam gitmiyor, ölmüyor. 7800 hasar, eline sağlık diyoruz. Videonun da sonuna geldik ufaktan arkadaşlar. Dediğim gibi pazar günde diğer kısmını yayınlamış olurum. İki parça halinde yayınlayayım dedim. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.